f(x)'in grafiği aşağıda verilen 3 noktadan geçmektedir. Bahsi geçen 3 nokta bunlar mavi ile çizilmiş eğride f(x). Aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Burada 3 tane ifade var. Bir bakalım. Birincisinde f eksi a'nın 1 eksi f eksi a bölü a'dan küçük olduğu söyleniyor. Oldukça garip bir ifade. Peki sizce bunun doğru olup olmadığını buradaki şekle bakarak söyleyebilir miyim? Gelin şunu parça parça değerlendirelim ve bakalım bir anlam ifade ediyor mu? f eksi a. Nerede desek? Bir bakalım. Burada. Evet, bu noktada x eksi a'ya, y de f eksi a'ya eşit. Ve grafiğe bakarak f eksi a'nın 0 ile 1 arasında bir değeri olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yazalım. 0 küçüktür, f eksi a küçüktür 1 şekle bakarak f eksi a hakkında elde edebileceğim bilgiler bunlar. Şimdi de gelin bir de 1 eksi f eksi a bölü a'yı inceleyelim. Peki bu ne demek? Eğer bu nokta ile bu nokta arasındaki sekantın eğimini bulmaya çalışıyor olsaydık, evet eğer eksi a virgül f eksi a ile 0 virgül 1 noktalarından geçen sekantın eğimini, yani bu aradaki ortalama değişim hızını arıyor olsaydık, y'deki değişim 1 eksi f eksi a'ya eşit olurdu. Neymiş? Y'deki değişim 1 eksi f eksi a'ya eşit. Benzer bir şekilde x'teki değişim de eksi a'dan 0'a giderken 0 eksi eksi a'dan a'ya eşittir. O halde buradaki ifade y'deki değişimin x'teki değişime oranını veriyor, öyle değil mi? Bu iki nokta arasındaki ortalama değişim hızı ya da bu sekantın eğimi. Sekantı çizecek olsaydık da böyle bir şey elde ederdik. Bunun eksi a virgül f eksi a ile 0 virgül 1 noktaları arasındaki sekantın eğimini verdiğinde hemen yazalım. Peki şimdi bu grafiği inceleyerek bana bu eğim hakkında ne düşündüğünüzü söyler misiniz? Sizce bu eğimin değeri ile ilgili bir bilgi edinebilir miyiz? Eğimi 1 olan bir doğru çizelim. Özellikle bu noktadan geçen ve eğimi 1 olan bir doğru buna benzer eksi 1,0 ile 0,1'den geçen doğrunun eğimi 1'dir. Eğim eşittir 1. Yeşil doğrunun eğimi 1 ise, mavi doğrunun eğiminin bir kere farklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce mavi doğru yeşil doğrudan dik mi, değil mi? Çizdiğimiz sekant yeşil doğrudan dik, yani daha hızlı arttığı için eğimi de yeşil doğrudan daha büyük olacak. Evet, sadece grafiğe bakarak çizdiğimiz mavi sekantın yani eksi a virgül f eksi a ile 0 virgül 1 noktalarından geçen doğrunun eğiminin birden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu birden büyükse, bunun da birden küçük olduğunu bulmuştuk. O zaman bu, bundan küçüktür, yani bu ifade doğrudur. Sırada bu var. Sekantın eğimini bir şeyle karşılaştırıyoruz. Evet, burada da az önce incelediğimiz sekantın eğimi var ve bunu f'a eksi 1 bölü a ile karşılaştırıyorlar. Bu, şu an çizmekte olduğum sekantın eğimi. Bir saniye, bir kere daha çizeyim. Bunlardan hangisinin eğimi daha büyüktür? Mavi sekantın eğimi turuncu sekantın eğiminden büyüktür ama burada mavi sekantın eğiminin turuncudan küçük olduğu verildiği için bu ifade yanlıştır. Son olarak bir de FA f a eksi f eksi a bölü 2 a var. Hemen bunu da çizeyim. Evet, bu da bu nokta ile bu nokta arasındaki sekantın eğimi. Y'deki değişim FA f a eksi f eksi a'ya, x'teki değişimse a eksi eksi a'dan 2 a'ya eşit. İşte bu sekanttan bahsediyorum. Evet, şimdi de bu eğimle bu eğimi karşılaştırmamız lazım. Şekle bakıp, şekle bakarak kahverengimsi bu renkle çizdiğim sekantın eğiminin bundan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki nokta arasındaki ortalama değişim hızı, bu iki nokta arasındaki ortalama değişim hızından büyüktür. Çünkü eksi a'dan sıfıra kadar daha hızlı bir şekilde artıyor. Sonra da bu hıza geriliyor ama tüm bu aralıktaki ortalamanın sıfırdan a'ya kadar olandan fazla olacağı kesin. O halde bu da doğru değil. Tek doğru seçenek bu. Evet bu da yanlış. Bu iki seçenek eğer aradaki işaretleri ters yani bu ve bu büyüktür işaretleri olsaydı doğru olabilirlerdi ama şu anda doğru olan tek seçenek bu.